chill, I'm still going. Ay, 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 ay. Riding the Maserati, catch a body, she a hottie, call a shawty, look like a Barbie, catch her like Cardi, throw a party. Hepinize yeni bir videoyla tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Hamza var. Bugünkü videomuzun konusu bisiklette stopi nasıl yapılır olacak. Şimdi arkadaşlar, Hamza size stopi en iyi yapanlardan olduğu için o gösterecek. Onu göstereceğim. İki türlü stopi var arkadaşlar. Bir gidonda stopi var, bir de koltukta stopi var. Elimden geldiğince size nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. İnşallah siz de yaparsınız. Ne? Ve bu işler şimdiden şunu söyleyeyim. Gidip de bir iki defa denediniz diye olmadı diye hemen kemküm etmeyin. Çünkü bu işler tamamen denemeye göre. Yani ne kadar çalışırsanız o kadar karşılığını alırsınız. Hamza sen şöyle diyeyim. Bu zamana kadar ne kadar stopi denedin? Kaç saat denedin veya kaç gün? Toplam en az 3-4 ay denemişimdir. Toplam bu kadar böyle. Fazla düştüm ki arkadaşlar. Bu stopi yanma şeklimize bağlı bir şey. Eğer çok hızlanıp kendinize öne verirseniz takla atarak geçirirsiniz hayatınızı. Vallahi ne diyeyim? Bir de hidrolik olması lazım bisikletinizin freni. Eğer mekanik ya da V frense, yani yanmanız çok çok zorlaşacak. Ya bu size bağlı bir şey. Ben V frende de yapıyorum. Mekanikte de yapıyorum da alıştığım için yapıyorum. Yoksa yapamam ben de. Vallahi bence videoya geçelim ya. Videoda anlatırız zaten. Tamam. Şimdi ne yapacaksın? İlk önce koltuğa oturarak iki çeşit stopi var bu arada. Iki ya birkaç tane daha var da yok şuraya basarak falan. Onlar ileri zaman. Onlar başka zaman yaparız. Şimdi İlk önce koltukta nasıl yapılır onu göstereyim arkadaşlar. Ve bu arada Serkan geldi. Hoş geldin kardeşim Serkan. Serkan'ı tanıyor ya. O da burada Rock Rider var. Hadi sendeyiz şimdi bir stopi yap bakalım da görelim. İlk önce öğreneceğiz hareket şu. İlk önce şunu yapmayı öğrenmeniz lazım mesela. Yani bu olmadan hiçbir hareket, stopi asla yapamazsınız. Şu. İlk önce bu aynen, alıştırma var. Bas çek yapacaksınız hadi. Yani yapmanız gereken şu. Bak elimi çek. Bakın arkayı kaldırdınız, şu. Şu. Bu freninizin tutma şeyine de bağlı bir şey. Mesela çok iyi tutuyorsa freniniz, mesela tek parmak yapabilirsiniz. Eğer mesela freniniz hiç tutmuyorsa daha fazla bas. Gördüğünüz gibi. Frene köklüyorsunuz. Az gidiyorum. Çünkü epeydir bisiklet sürmüyorum. Bisikleti bıraktım. Bisikleti bıraktı aynen bu arada. Ve krona farklı bisiklet olduğu için buna da alışma süreci olsun biraz mı? Olması süresi. Çünkü çok az gidiyorum. Bu kadar az gittiğime bakmayın. O diğer videolarını koyarız nasıl gittiğini. Onu aynen araya bir yere sıkıştıracağım. Görürsünüz videoda. Bak dediğim gibi arkadaşlar. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Yani ilk öğrenmeniz gereken şey şu. Yavaş gelin. Yavaş gelin sonra. Bir de koltuğun en aşağıda olması lazım. Eğer yüksek olursa takla atarsanız kurtulamazsınız bisikletten. Yani feyini de çeker mesela. Eğer mesela şöyle oldu. Mesela böyle gidiyorsunuz. Direkt takla attığınız zaman gidondan atlamanız lazım. Yani şöyle. Direkt gidondan bacakları açıp atlamanız lazım. Aynen. Ve zaten ilk başta alışmanız için durmadan ufak ufak arka kaldırmayı öğrenmeniz lazım. Dediğim gibi arkadaşlar. Eğer bisikletinizin freni hidrolik değilse yani bu stopi yanmanız çok zorlaşacak. Eğer hidrolikse direkt. Şunu yapacaksınız. Ya siz ne yapıyorsunuz oğlum? Siz Serkan, ne yapıyorsunuz Serkan lan? Serkan. Şu da Harun'un bisikleti, bunu şu anlık ben kullanıyorum. Evet, şimdi Hamza Stunt geliyor. Çok rüzgar var. Evet. Çok rüzgar var. Bak bir şey diyeceğim. Rüzgar bu tarafa doğruysa buradan gel. Yardır baba. Oh yeah. Hamza şimdi şeyi söyle. Hadi diyelim ki ben mesela tam bilmiyorum bunu. Hayatımda hiç denemediğim kadar bir şey yani. He. Ben diyorum arkayı kaldırdım. Evet. Frene kısık kısık mı basacağım? Evet. Nasıl dengeleyeceğim kendimi? Bu zaten öğrenilecek bir şey. Yani yapa yapa onu zaten öğreneceksiniz. Yani taktiğine birkaç bir şey söyle. İki parmağınız ön frende. Yani geliyorsunuz, kendinizi öne vermiyorsunuz. Oturuyorsunuz. Yani şu. Ya bak sabahtan ediyorum. Şu kendinizi kendinizi alıştıracaksınız. Öne verip koltuğa oturuyorsunuz. Ondan evet. Sonra uzun gitmek için bayağı hızlanmamız gerekiyor değil mi? Ama bunda fren çok önemli. Eğer frene fazla basarsanız yerini takla atarsınız. Aynen. Onun için frenin çok sert tutması kötü bir şey aslında değil mi? Çok kötü bir şey. Yani frenin iyi tutması, eğer kısık az bir şey tutuyorsa onda da sadece frene yüklenmeyin. Çünkü frene yüklenirseniz evet. Şimdi patlar madde. Onun için kendi ağırlığınız ve kendinizi öne atmanız en başta gelen. Geçen birisi atmıştı diyor. Çocuk öne attı kendini, öldü anlıyor ya. Şimdi şeyi göster. Şu direksiyona oturarak. Şimdi bir de bir çeşit daha var. Direksiyona oturarak. Gerçekten bak bu tek teker gibi. Tek teker nasıl yapılır yeni bir versiyon çekeceğiz. Tek teker nasıl yapılırdaki gibi.
gerçekten çok çok denemeniz gerekiyor. Hani aylarınızı verirseniz belki istediğiniz yere gelebilirsiniz. Şimdi Hamza o şeyi gösteriyor size gördüğünüz gibi. Bakın böyle. Kendinizi böyle de kurtarabiliyorsunuz. Yani en az riskli olan bu herhalde değil mi? O kadar az riskli ki. Hızlı gitseniz hiçbir şey olmayacak. Ve bir de ağırlık, bütün ağırlığı öne verdiğiniz için bunda daha kolay kalkıyor ve daha uzun süre gidebiliyorsunuz. Şimdi gösterelim. Bisikleti bir yere yaslıyorsunuz. Bak yasladınız ya. Evet. Şimdi ilk önce mesela bir arkadaşınızla tutabilir. İlk önce şu tekaya attınız. Evet. Sonra gidip onu tuttun. Düşünün. Diğer ayağı da attınız. Sonra kadroya oturuyorsun. İşte bak ben onu yaptığımda götüm bir gitti. Anlatamam sana. Evet, ilk başta götünüz nasıl yaptı. Alışıyorsun abi? Herkes yapamaz büyük ihtimalle onu öyle. Yapamaz aynen. Değil mi? Herkesin götü kaldırmıyor. Benimki mesela. Benim için götüm artık ağrıyor. Ben bir kere denedim. Oturamadım 10 gün boyunca anasını satayım. Sıkıyor. Harbi evet. Diyorum. Nike ayakkabılar da çok güzelmiş şu an. Eyvallah. Öyle. Bu çok kolay bir hareket. İlk önce o dediğim gibi buraya oturmayı öğreneceksiniz. Peki sonra... bir şey diyeceğim. Ne tarafa tam? Şuraya mı oturacağız? Şuraya mı götümüzü tam yeteceğiz? Tam koltuğun tam burasına oturmanız lazım. Tam koltuğun önüne oturmanız lazım. Peki sadece koltuğa oturarak yapsak olmuyor mu? Hani o ayakla... çok riskli bir hareket. Harbi mi? Niye? Aynen. Onu da yaparım da o... Aracı böyle şeylere gerek değil. Böyle şeyler yaparsan... Yavaş yavaş gösterecek şimdi. Videoyu sonuna kadar izlemezseniz tam öğrenemezsiniz. Onun için hemen böyle geç yapmayın. Yavaş geldiniz, attınız. Bakın frene abanın. Bu. İlk başta öğreneceğiniz bu. Bisiklete düşmeyi öğrenmeniz lazım ki düşeceğiniz zaman korkmayasınız. Bisiklet hakimiyetini evet. Sağlamanız, ona alışmanız. Sonra işte yavaş yavaş hızlan. Ondan sonra zaten gerisi geliyor ya. Bunlar bir şey uzun haline atarsın ya. Atarım. Hepsini atarım. Hamza geliyor şimdi. Evet gördüğünüz gibi. Bakın böyle frene sert basarsanız. Frene sert basarsanız ilk başta böyle olur. Evet Hamza geliyor. Yaptı. Bakın oturdu kadroya ve stopiye çıktı gördüğünüz gibi. İşte bu cidden zor, harbiden zor yani. Böyle tek seferde alışamazsınız buna. Böyle bir iki hafta yaptığınız da olmaz. Benim frenler bayağı sağlam tuttuğu için kötüymüş bu. Yani bu kötü oluyormuş. Zaten kaçıncı yaptım stopları lan bu bisikletle? Harbiden ha. 3 kere yaptım zaten. Burada yani. Aynen. Bir videoda, videodan önce antrenman falan da yapmadık zaten. Aynen. Hadi bunu yap bakayım şimdi. Ters nasıl gidilir? Evet arkadaşlar ters nasıl gidilir onu gösterecek şimdi Hamza size. Şöyle gördüğünüz gibi. Gel buraya doğru gel. Gördüğünüz gibi. Hadi be hadi be. Allahu Akbar. Çok sert. Öf. Adam. Bunda da en büyük taktik ne abi? Ters sürebilmedi. Hadi onu da söyleyelim. Ters nasıl sürülüyor abi? Kendinize gidona mı oturacağız? Hayır git bak. Hayır öğrenirken gidona oturacaksın. Tamam. Bak ayağı pedala koydun. Tamam. Koy ayakla iterek. Tamam. Sonra koy pedalı denge. Böyle böyle denge. Evet şimdi sıra bende. Yalnız burada Hamza özgürenler bayağı böyle yap. Bunu yapmanın sebebi ne abi? Yani biz böyle yapmasak bir şey olur mu? Söyle. Yok olmaz. Ya öyle yapmamın tek sebebi mesela stopide takla çok atıyordum ben. Yani frenlere hiç zarar gelmiyor böyle yaptığınız zaman. Mesela direkt mesela düşür bisikleti. Bak kaldır ön frene bas kaldır. İndir. Biraz indir. Gidon yere değsin. Ha gidon yere değsin. Bak indir. Biraz da indir. İndir. Bak gördüğünüz gibi düşseniz bile frenler hiçbir zarar gelmiyor. Eğer frenleri şuralarda aynen, kullandığınız zaman doğru, direkt doğru. Şu kapak patlıyor arkadaşlar. Evet, doğrudur. Bu kapaklar da çok pahalı zaten. Şimdi ben bir stop ileneceğim. Bakın nasıl. Evet arkadaşımız pistlere geri döndü. Yeni bisiklet almıştı Rock Rider. Bunun tanıtımını çekecektik hatta. Aldıktan hemen sonra ne oldu? 3 gün sonra ayağımı kırdım 3 yerimde. Nasıl oldu peki? Tekerdeydim. Yağmurluydu hava. Vites attım. Sonra elim boşa düştü. Freni tutamadım. Geriye düştüm kırdım. Vay be oğlum ben 5 yıldır sürüyorum böyle. Hızlı hiç düşüş yapmadım. Adam yeni bisiklet almış. Oh yeah. Alışabilir misin buna? Sana geçmiş olsun diyoruz. Hoş geldin geri. Şimdi sen bana bir ara şey diyordun. Stopi iyi yapabilmek için maşanın çok da iyi çalışmaması. Hatta sen maşam çalışmayan bir bisikletin var diyordun. Onda çok iyi gidiyordun falan. Maşanın az bir şey kötü olması lazım arkadaşlar. Kötü dediğin yani içine sert girmesi lazım. Mesela maşa içine girip çıkıyor mesela. Fazla yumuşak olunca ne oluyor ki yani? Ya dengeniz çok bozulur arkadaşlar. Yani
Ben öğrendim yani artık. Maşa sürmüşak olan bisikletler de yapıyorum ama maşa sert olan bisikletlere göre daha az yapıyorum. Niye? Çünkü mesafeyi kaldırdığınız zaman maşa içine girdiği için dengeniz direkt sarsıyor. Yani frene çok basıyorsunuz. Bastığınız zaman da hızınız çok kesiliyor. Onun için gidemiyorsunuz stopile. Yani bisikletinizin maşası kötü değil. Nasıl söyleyeyim? İçine fazla girmiyorsa bence çok iyi. Çok iyi gideriz değil mi? Aynen. Öyle olur. Diğer arkadaşlar da burada. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Değil mi? Abone olmayı unutmuyoruz kanala. Hamza müzik seçeceğim diye Allah'ım ya Rabbim yemin ediyorum bize 20 dakika kaybettirdi ya. Sabahtandır müzik seçiyor şu an. Yani dediğim gibi arkadaşlar koltuğunuzun aşağıda olması lazım. Biraz da eğik olması lazım. Aynen öne doğru yani, eğik olması lazım. En arkada değil en önde değil ortalamanız lazım koltuğu. Aynen kendinize göre. Aynen. Bir de frenleriniz olabildiğince aşağı doğru kullanın alışın. Bu kadardı. Bu arada stop yaparken ayağa kalkmamamız gerekiyor. Yani birçoğumuz da benle dahil ilk başlarda hep ayaktayken tabii, yapıyorduk stopu. Oturarak pedallıyorsunuz. Ayağa kalkıp kendinizi az bir şöne verip oturuyorsunuz. Ondan sonra basa basa gidiyorsunuz. Ondan sonrası zaten kısık yavaş, basmaya yavaş, kalmış. Yavaş gelir. Yani bir haftada yapamazsanız üzülmeyin. İki haftada yapamazsanız üzülmeyin. Ben stopu 4-5 ay çalışmıştım. Mesela ben mekanik bisikletle alıştım stopu. Sonradan hidroliğe geçtim. Hidrolik geçtiğim zaman neredeyse hiç yapamıyordum çünkü çok farklı geldi bana hidrolik. Yani hidrolikle alışmanızın en büyük sebeplerinden bir tanesi de fren çok iyi. Hidrolik fren her zaman hassas ve iyi tuttuğu için. Aynen. Onlar da daha kolay. Gelip de yani tutmayan bir V frende yaparsanız bir de ön tekerinizi iyi sıkın. O da çok önemli çünkü sağ sol yaparsa dengeniz de gidiyor onlar en ufak şeyden. İlk önce İlk başta yavaş bir şekilde arkayı kaldır indir yapın. Ondan sonra hareketi, hızlı hızlı. Ben hep söylerim. Bir hareket öğrenmeden önce arkadaşlar ilk önce onun düşüşünü öğrenmeniz lazım ki mesela o korku yaşamadan hareketi daha iyi yapabilirsiniz. Mesela her hareketi ilk önce düşmeyi öğrenmişimdir. Sonra hareketi nasıl yapılır öğrenmişimdir. Onun için bu kadar iyi hareketler yapıyorum. Ama bir sede bıraktım. Yani, böyle. Hamza'ya teşekkür ediyorum buradan. Instagram hesabını da aşağı yazarım. Sorunuz morunuz bir şeyiniz olursa size yardımcı olacaktır. Ama gelip de lütfen şunu sormayın. Benim bisikletim şu bunu yapabilir miyim? Bir deneyin ilk önce tamam mı? Bir deneyin. Olmuyorsa bize yazın. Olmuyorsa şey yapın. Yani bak adam gelmiş yeni bisiklet almış hayatında hiç denememiş. Diyor ki bana tek teker bunda yapılabilir mi? Veya bunda şey yapabilir mi? Bir dene abi bak. Hamza sen hiçbirinden öğrendin mi stopu? Hiç kimseden öğrenmedin yani değil mi? Kendi düşe düşe. Herkes çabalıya çabalıyor öğrendi. Bunu yapanlar tek teker dahil. Kimse nasıl kardeşim gel sana stopu öğretin. 2 gün sonra. Yani. Her, yani bu stopu yapanların hepsi, benim tanıdıklarım hepsi. Hepsi tek başına yaptılar. Hepsi tek başına öğrendiler. Ya olay sizde bitiyor. Sizin azminizde bitiyor yani. Eğer azimli değilseniz. 2 günde de yaparsın. Yani. Eğer 5 günde bir çalışırsan stopu bir yılda öğrenemezsin. Aynen öyle. Ben her gün çalıştığım için bir 2 hafta da yok. 3-4 ayda öğrenmiştim. Hatta yani sen bisikletim çok kötüydü. Evet o zamanlar yani öyle bir şey vardı. Bisikletim çok yanmaya başladı. Bisiklet de önemli tabi. Mesela aynen. Böyle bir şeyse çok güzel yapılır değil mi? Rock Rider. Ya, Kron'da oluyor, şu Rock Rider oluyor, şu Carraro'da olur. Olay hem sizde, çok az bir şey bisikletinizde ve en çok azminizde bitiyor. Video burada bitiyor, kendinize iyi bakın. Bir hareket yap da bitirelim. Kanala abone olmayı unutmayın, cidden uğraşıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hadi bir teker, bir dead spin at, dead spin. Ve like atmayı Allah için unutmayın. Like para kazandırmıyor, bir şey yapmıyor. Like'larla parası şeyin alakası yok abi. Sadece izlenmeye göre zaten şey yapıyor da. Bir like sayısı ne kadar yüksek gelirse benim moralim harbiden o kadar yerine geliyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.